July 19th, the 2024. Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Bugün PUBG Mobile Espor camiasının beklediği PUBG Mobile Dünya Kupası başlıyor. Bununla birlikte transfer dönemine girilmesiyle beraber takımlarımızda da hareketlilik sürüyor. Bekletmeden haber bültenimize geçiş yapalım. PUBG Mobile Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan İstanbul Wildcats Next Rüya ve Beşiktaş Black Esports organizasyonun düzenleneceği Riyad'a ulaştı. Konaklayacağı otele geçiş yapan oyuncularımız yarın itibariyle maçlara çıkmaya başlayacak. Cuma günü Türkiye saatiyle 14'te başlayacak karşılaşmaları PUBG Mobile Espor Türkiye YouTube adresinden takip edebileceksiniz. S2G lider olarak bitirebilir. Smash yakaladı. S2G Esports yaptığı paylaşımla birlikte yeni transferinin sinyallerini verdi. Paradise Fire'dan Marso ile anlaşan S2G, transferi açıklamak için gün sayıyor. S2G Esports, Raze'in askere gidecek olması ve Simulator'ın da takım tekliflerine açık olmasının ardından yeni oyuncu arayışlarına başlamıştı. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte birçok ekibin transfer listesine giren Marso'yu S2G Esports kaptı. Yıldızlar Ligi'ndeki performansıyla göz dolduran Sveş'i ana kadroya dahil eden S2G Esports, Marso'yu da takıma katmasıyla birlikte Kalse, Hamsici, Sveş ve Marso dörtlüsüyle oynayacak. Marso takım arkadaşlarıyla birlikte scrim maçlarında da boy göstermeye başladı. Hasar aldılar alandan ve oyun alanına da bir tane... Getsu Espor geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte PUBG Mobile Türkiye Espor organizasyonlarından çekildiğini duyurmuştu. Getsu Esports, Birleşik Krallık üzerinden bir takım kurarak PMGC'ye katılma hedefinde. PMGC 2024'ün Birleşik Krallık'ta yapılacağı geçtiğimiz sene duyurulmuştu. PMGC'de ev sahibi ülkeler slot sahibi oluyor. Geçtiğimiz sene ülkemizde düzenlenen turnuvada S2G Esports slotun sahibi olmuştu. Ondan önceki sene yine Endonezya'da düzenlenen PMGC'de Alter Ego ev sahibi slotunu kazanmayı başarmıştı. Getsu Esports PMSL Avrupa elemelerinde ilk kez resmi maça çıkacak. Turnuvaya katılacak olan tek İngiliz takımı Getsu Esports olacak. Bu da PMGC slotunun Getsu'ya gidebileceğini işaret ediyor. Getsu yeni yapılanmasıyla birlikte büyük yayıncıları da bünyesine katacak. Getsu ismini şu anda açıklayamadığımız dünyaca tanınan dev bir yayıncı ile anlaşmış durumda. Hata yakalandı. Levus hemen trade. Sıradaki haberimiz Zeus Esports'tan. PUBG Mobile Yıldızlar Ligi'ndeki gösterdikleri performansla büyük bir beğeni toplayan Zeus Esports, Level 99 ajansı bünyesinde bulunan koç Mitrelius ile anlaşma sağladı. Finallerin 3. gününde verdikleri röportajda herhangi bir koç veya analizci ile çalışmadıklarını belirten Zeus Esports, bir mucizeyi gerçekleştirerek PMSL'e kalmayı başarmıştı. Mitrelius, PUBG Espor tarafından oldukça tanınan bir isim. Digital Athletics'in simge isimlerinden birisi olan Mitrelius, TOA Esports, BBL, Team Rage gibi ekiplerde de forma giydi. Zeus Esports artık Mitrelius'e emanet. Yani orada Scarface 2... Galatasaray Espor, PUBG Mobile kadrosunu tamamen dağıttı. Kadrosunda Lovazin, Raum, Owner P ve Enjoy bulunan Galatasaray Espor, uzun bir süredir birlikte oynayan dörtlü ile yollarını ayırdı. Raum ve Lovazin için kulüpten açıklama geldi. Yapılan açıklamada PUBG Mobile oyuncularımız Hasan Hüseyin, Raum, Oruç ve Onur Lovazin koç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine verdikleri emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Yakın bir zamanda Owner P ve Enjoy için de teşekkür postu çıkılması bekleniyor. FUT'un simge isimlerinden olan Raum ve Lovazin, FUT Espor'dan ayrıldıktan sonra farklı takımlara geçiş yaptılar. Raum, Good Guys Esports'un yolunu tutarken, Lovazin ise Nivos ile anlaşmıştı. PMPL 2023 güz mevsimiyle birlikte Galatasaray Esports'la buluşan ikili yaklaşık bir senedir birlikte oynuyordu. Galatasaray Espor, 2024 yılıyla birlikte Yıldızlar Ligi'nde bahar mevsiminde 11.lik elde ederken, yaz mevsiminde finallere kalamayarak taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Büyük bir avantaj sahibi olacak. Sevyan'ı ilk düşürmeyi tak... FUTKAUS Esports, PUBG Mobile koçları Sixmo ve Şiş ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada PUBG Mobile koçlarımız Şiş ve Sixmo ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine kulübümüz için verdikleri tüm emekleri için teşekkür eder. Gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Şiş, FUT Esports'a PMPL 2023 bahar mevsiminde katılmış ve RIP7, Kairos, Sevyn, Rookie'li kadrosuyla PMPL şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı. FUT Espor PMPL şampiyonluğunun ardından düşüşe geçti. 2024'ün başında Kaos Esports ile partnerlik anlamında birleşen FUT Esports'a koç takviyesi olarak Sixmo eklenmişti. Ancak FUT Kaos Esports'un partner takım olarak beklentileri karşılayamamasının sonucunda takımda köklü bir değişime gidiliyor. Bu kapsamda koçlarıyla yolları ayıran FUTKAUS Esports'un kadroda da ayrılıkları olacak. Kadro yapılanması kapsamında Digital Athletics'in yıldız oyuncuları Yekta ve Nayko'yu takıma dahil eden FUTKAUS Espor,
Rookie ve Kairos'la da yolları ayırıp Falconist'i takımda tutmak istiyor. 16. ESF Dünya Şampiyonası için Asya ve Okyanusya elemeleri tamamlandı. Elemelerde Pakistan, Myanmar, Endonezya, Bahreyn ve Moğolistan finalleri kalmayı başardı. Dünya Şampiyonası için Avrupa elemeleri 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Bu yıl milli takımımız olarak Regnum Karya Brea Esports seçildi. Wikipedia'ya göre Azerbaycan milli takım kadrosu ise Clutch, Ghost, Striker, Cruel, Keystone'dan oluşuyor. Elemelerde göze çarpan takımlardan Fransa, turnuvaya 3D Max kadrosuyla katılacak. Romanya ise Nexus Gaming kadrosu ile mücadele edecek. Sırbistan, Moneymakers'tan Koa ve Biskey'i takımı alırken, Ukrayna yine Moneymakers'tan Oldboy ve Havlik'i kadroya dahil etti. Elemelerde ilk 4 takım içerisinde yer alan ekipler finallere gitmeye hak kazanacak. Finaller Kasım ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da offline bir şekilde düzenlenecek. Geçtiğimiz sene milli takımımızı S2C Esports temsil etmiş, Romanya'da oynanan finallerde ikinci olmayı başarmıştı. Turnuvayı şampiyon tamamlayabilseydik bu sene finallerde direkt oynama hakkı kazanacaktık. Dış basından haberlerle bültenimize devam edelim. IHC Esports, El Ula Club arasında ortaklık anlaşması imzalandı. El Ula Club, Suudi Arabistan'da bir spor kulübü. El Ula Club, PUBG Mobile sektörüne giriş yaparak 2023 Dünya Şampiyonu IHC Esports ile ortaklık yapma kararı aldı. Bu kapsamda PUBG Mobile Dünya Kupası'nda yarışacak olan IHC Esports'un turnuvada ismi El Ula IHC olacak. PUBG Mobile Esports'un önemli takımlarından olan Nigma Galaxy, kadrosuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Bu kapsamda Freak, Lufa, Lord ve Kups ile yollar ayrıldı. Ayrıca takım menajeri Sob ile de yollar ayrıldı. 2023 yılının başında yeni bir yapılanmayla PK'in yıldız oyuncusu Kups'u takıma katan Nigma Galaxy, takımın simge oyuncularından Hamudi ile yollarını ayırmıştı. 2023 yılında katıldıkları birçok turnuvadan şampiyon olarak ayrılmayı başaran Nigma Galaxy, Arabistan Ligi'ni de kazanmayı başarmıştı. Ancak asıl hedef olan PMGC'de istenilen başarı kazanılamayınca Nigma kadrosu sorgulanmaya başlandı. 2024 yılıyla birlikte yeniden çıkış arayan Nigma Galaxy, Brezilya'da düzenlenen PMGO'da ön eleme aşamasını geçemedi. Ardından bölgesindeki en güçlü takım olarak katıldıkları PMSL'de de 11. sırada kalan ekiple yollar ayrıldı. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. YouTube'da yeni bir özellik olan Hype puanı atarak da bizlere destek olabilirsiniz. Gündemdeki gelişmeler hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. E-sporun nabzını tutmak adına bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.